YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hande. Bugün size tost makinemi, kahve makinemi, borcam setlerimi, fincan takımlarımı, annemin çeyizinden bana kalan ürünlerimi, yeni almış olduğum ürünlerimi, geçmişten kalan ürünlerimi hepsinin bugün tanıtımını yapacağım. Umarım memnun kalırız. İlk önce Fakir'in tost makinesiyle başlayalım. Ben Fakir'in böyle 2000 voltluk bir ürününü almıştım. Inox modelli, çelik paslanmaz bir yapısı var. Şunu açayım. Şekilde bir ürün. Üst kısmı paslanmaz çelik özelliği var. Inox olarak geçiyor bunlar. Şurasında bir kilit ayarı var. Böyle yaptığım sürece kilit ayarı açılıyor. Aynı şekilde böyle yaptığımda kilit ileri kapanıyor. Burada bir power ışığı var. Bu ısı artırma özelliği var. Fakir'in Matilda isimli bir ürünü bu. Şöyle söyleyeyim. Burası ızgara. Granit kaplama özelliği var. Burada yağ damlatmaz bir özelliği var. Ayrıyeten bakayım bir ha şurada orada kalmış. Şöyle bir tarağı var. Bu tarakla burada kalan yağ kırıntılarını, kaşar kalıntılarını şu şekilde yaparak yani böyle yaparak şurada bir delik var. Şurada bir boşluk var. O boşluktan direkt bu yağ toplama tepsisi olarak geçiyor. Onun altına gidiyor. Yani herhangi bir yere ekmek kalıntınız kalmıyor. Aynı yani şuradan bu ayarı var. Buradan kaldırdığım zaman şurayı komple çıkarabiliyorum. Bu özelliğim var. Umarım memnun kalırım. Aranızda kullananlarınız varsa bana bu şekilde bilgilerini de verebilirler. Fakir'in Matilda isimli bir tost makinesi. Şöyle ben şöyle kenara koyayım. En sonunda bunu toplayayım. Böyle Altus'undan bir Ehli Kahve isimli bir kahve makinesini almıştım. 4 kişilik kahve yapma özelliği var. Köpük algılama teknolojisi var. Kendi sesli ve ışıklı şekilde uyarı veriyor otomatikman. Ben böyle gri tonlarını da seçmiştim. Farklı renk seçenekleri de var. Ehli kahve. Şuradaki ikaz düğmesi var. Bu düğmeye bastığımda 4 fincanlık kahve yapabiliyor. Bu şekilde içerisinde yıkanabilir. Çelik, paslanmaz çelik olmak üzere şu iç kısmında cezvesi var. Böyle bir tane ölçü kaşığı var. Umarım memnun kalırım bundan da. Hatta şöyle söyleyeyim. Aynı anda 4 kahve fincanı, 4 kahve pişirme özelliği, köpük algılama teknolojisi, taşmayı önleyen pişirme algılama teknolojisi, tek tuşla kahve hazırlama, kompakt yer kaplamayan tasarımmış. Yani bunun yer kaplamama özelliği dedikleri gibi. Bunun bordo, mor, kahve ve gri tonları var. Yani siyah ve gri tonları vardı. Ben gri tonlarını seçmiştim. Altus'un Ehli Kahve. 797 KP yazıyor yanında da. Kod olarak büyük ihtimalle. Hatta bunu da şöyle kaldıralım. Şöyle borcama geçelim. Yakından güzelce çekeyim. Bu Taşa Bahçe Borcam'ın üçlü bir ürünü. Bir adet bu şekilde tencere gibi. Bir adet bu şekilde karesi. Bir tane de bu şekilde. Bir ürünü. Üçlü bir ürün. Bunun fiyatını hiç hatırlamıyorum çünkü uzun zaman önce aldığım ürünler de var içerisinde. Paşa Bahçeli'nin borcunu.
Bir şu kahveyi. Ben böyle bir tane Migros'tan yeni aldım bu Nihale'yi. Ahşap Nihale olarak geçiyor. 5 TL'ye almıştım bunu ben. Şöyle. Yani farklı ahşap olarak geçiyormuş. Farklı renk seçenekleri de var. Biz bu rengini seçmiştik. Çapahon'dan Migros'ta satılıyordu. Diyat ürününden. Hatta bunu yeni aldık. Daha bir 2 gün ya da 3 gün oluyor. Dediğim gibi 5 TL'ye almıştık bunu. Yani yeni aldığım ürünlerin fiyatlarını biliyorum ama geçmişten aldığım ürünlerin açıkçası fiyatlarını bilmiyorum. Bu Lani bir ismine bakayım hatta. Lani isimli bir ürünü. Kısa bir mola diye geçiyor. Bardakların ölçüsü 325 cc. Böyle altılı bir ürün. Hatta şöyle yapayım. Ben yakından çekelim bunu da. Lavanda ürünü. Bunun fiyatı nasıl bilmiyorum. Bunlar annemden kalan ürünler. Hatta bu bardaklar şu an çok moda. Hem dondurmalık hem bardak olarak kullanılabiliyor. Ama ben bunları bardak olarak kullanma taraftarıyım. Böyle 6 tane. Şöyle göstereyim. 6 tane. Siyahımsı, koyu kahverengi tonları var. Ben bunu çok beğeniyorum. Bu da bu şekilde bir ürün. Meyvelik ve kurabiyelik olarak geçiyor bu iki kademeli. Şöyle göstereyim. Hatta birlikte kuralım da bunu. Şans bana yaptın saygısız. Sadece başka bir şey değil. Hızlandıracağım konuşun dedi. Konuştum. Ben böyle konuşmayamadım. Aa, çok güzel. Artık sessiz olabilirsiniz. Bundan sonra hızlandırmayacak. Aa, çok tatlı. Bu şekilde. Pastalık, kurabiyelik, meyvelik diye geçiyor ama ben bunu biraz kurabiye tarzında kullanmak istiyorum. Ya da üstüne çikolata alt kurabiye tarzında kullanmak istiyorum. Umarım memnun kalırım. Şu üst detaylarını çok beğendim. Papatyaların iç kısımlarına böyle gri simler tarzında bir şeyler koyulmuş. Bu hoşuma gitti. Benim şuradaki kalp detayı çok hoşuma gitti. Dediğim gibi umarım memnun kalırım. Kullananlar varsa, memnun kalanlar varsa bana yazabilir. Ürünün ismine hatta YNS yazıyor üstünde. Tamam, şu kutucam. Burayı toplayalım. Merhaba. Şu şekilde duruyor. Meyvelik ve kurabiyelik diye geçiyor dediğim gibi. Bunun da şu an fiyatını hiç hatırlamıyorum dediğim gibi. Çünkü önceden alınan ürünlerle olduğu için içeriğinde. Bu da yine annemden kalan bir porselen fincan takımı. Ben böyle
fincan olsun, bardak olsun, bu tarz ürünleri çok beğenen bir insanım. Böyle ürünlere takıntılı olan bir insanım. Hatta şöyle gösterelim. Bunları yakından çekelim hatta. Şu şekilde. Eski modellerin fincan takımlarından. Bunları da çok beğendim. Çok şık duruyor. Bu da dediğim gibi annemden kaldığı için bunun da fiyatıyla ilgili bir bilgim yok. Ya o kadar güzel ürünleri var ki annemin. Keşke hepsini versem. Bu da annemden kaldı. Bunu da çok beğendiğim için aldım. Hatta bunun bardakları da vardı ama bardakları şu an nerede bilmiyorum. Yani yukarıda kolilerim benim için ama hangi kolide bilmiyorum. Onları araştırıp bulamadım. Şu şekilde bir sütlük olarak geçiyor. Yamaisu diye bir markalı. Böyle bir sütlük. Bir Nescafe bir şeylerinin içerisinde bunun sütü ısıtıp koyduğuna hem sunum açısından hem görünüm açısından çok güzel bir ürün. Bunu özellikle ömrüm boyunca kullanacağım. Bu annemden kaldı. En sevdiğim gözlü ürünlerimden bir tanesi. Çok şık duruyor. 7 parçadan oluşan bir ürün. Hatta bunu çok yakından yakından çekeceğim. Paşa Bahçeli'nin bir ürünü. Şöyle yapalım. Çok şık duruyor. Ya ben böyle sade ve şık olsun isteyenlerden böyle üstü grili, morlu ya da yaldızlı, desenli olsun istemiyorum. Çünkü her zaman kullanabileceğim bir şeyim yok. Benim yemek takımlarım da çok sade. Biraz üstte sadece sarı yağ, altın, gold böyle yaldızları olan bir yemek takımım var. Bunları mesela günlük olarak kullanamam ama bir misafirim geldiğinde içerisine limonata tarzında ürünler koyup kullanabilirim. Ya da su servisi bununla yapabilirim. Limonata koyabilirim, vişne suyu koyabilirim. Her yerde bunu değerlendirebileceğime inanıyorum. Şöyle altılı, 6 tane. Şöyle 6 bardak. Bu değişiyor. Toplam 7 parça. Bu ürünü Öz Dilek'ten almıştım ben. O bardak, yani biraz önce gösterdiğim yalın altılı kısa su bardaklarını da Öz Dilek'ten almıştım. Bunun yanına takım yapmak istemiştim. Hatta şöyle göstereyim ben. Şöyle olmuş oldu. Yani takımı gibi olmuş oldu açıkçası. Bunu da bu şekilde kullanmak istiyordum. Çünkü Paşa Bahçe'de bu şekilde bardak bulamadığım için Lav'la ben bunu takım yapmaya çalışmıştım. Yine bu da altılı bir ürün. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle bu şekilde takım yapmıştım ben. Ah, hapşıramadım. Hepsinde. Ben bunu altın takım yapmaya çalışmıştım. Umarım olmuştur. Sadece Paşa Bahçe'nin şu kısmı daha ince geldi bana lavın bu kısmına bakarak. Ama yani çok çok böyle detaylı, dikkatli bakılmadığı sürece bir aralarında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bunu 12 liraya almıştık biz 6 tanesini böyle lavın. 12 liraya almıştık. Şu grubu da yani şu 6 artı 7 parça ürünü de 69.95'e yani 70 lira civarında bir fiyata almıştık. Hatta ben o dönem bunun ikili paket istiyordum ama iki tane içerisinden şunlar çıkmıştı. Ya için iki tane bunu kullanabileceğim bir alanım olmayacaktı. Sadece bardakları açısından ben 6'lı 6, 12 paket olsun istemiştim. Sonra baktım bu yeterli olacağını düşündüm. Videom bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videolarımızın devamı gelsin. İstiyorsak abone ve beğeni olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımın devamı gelsin. İstiyorsak tekrar söylüyorum. Lütfen beğeni, abone, izlemeyi yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.